Merhaba Tam İndir takipçileri. Bu videomuzda HP'nin gerçekten çok böyle işlevsel bir dizüstü bilgisayar olduğunu inandığım NVX 360 13 modellerinden AG40NT modeline sahip. Bu modeli sadece başta söyleyeceğim, bir de aralarda falan birkaç kere söylerim ama genel olarak cihazı NV13 diyebiliriz. NVX 360 13 diyebiliriz. Çünkü bu bilgisayar 360 derece dönebilen bir dizüstü bilgisayar. Gelin bakalım bizlere neler sunuyor HP'nin bu çok yetenekli olduğuna inandığım dizüstü bilgisayarı. Görmüş olduğunuz bu işlevselliğiyle birçok konuda birçok kullanıcıyı memnun edecek olan dizüstü bilgisayar arkadaşlar. 1920'ye 1080 çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. Yani Full HD çözünürlüğe sahip bir ekranı var bu bilgisayarın. Ekranda yansıma önleyici bir kaplama bulunuyor ve 13.3 inçlik bu ekran videonun başında da sizlere söylediğim gibi 360 derece dönebiliyor. Hemen şöyle size göstereyim. Ben bu 360 derece dönme olayını oldum olası çok seviyorum. Bunu daha çok Lenovo'nun bilgisayarları ile görüyordum ve Lenovo'dan daha fazla aşinaydım ki en iyi zaten bu konuda aslında Lenovo yapıyor ürünleri. Ama HP'nin de ürünleri yok değildi ve şu olay gerçekten çok hoş oluyor. Özellikle bilgisayarı şu şekilde koyup direkt mesela bir film izlemeye devam etmek falan gayet keyif veriyor ki bu bilgisayarın ekranının da kalitesini göz önünde bulundurunca keyfinizin katlanacağını sizlere aktarabilirim. Şimdi bu ekran aynı zamanda dokunmatik bir panel ve az önce gösterdiğim şekilde ekranı ters, yani şöyle mesela üçgen koyarsanız ve bir video izlemek isterseniz videoyu durdurmak için ya da işte devam ettirmek için bir daha bilgisayarı düz yapmanıza vesaire gerek kalmıyor. Dolayısıyla parmaklarınızla işinizi görebiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar arkadaşlar. Aynı zamanda bir iş için sunum yaparken ekran dokunmatik olduğu için yine ekrana dokunarak istediğiniz gibi sunumda ileri geri yapabilirsiniz ya da buna benzer işlemleri, yani mouse'a bile ihtiyacınız olmadan rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bunlar benim hoşuma gidiyor gerçekten. Çünkü bu bilgisayarın aslında olayı bu. Hem sizin eğlence tarafında daha iyi işler çıkarmanızı sağlaması hem de aynı zamanda günlük işlerinizi daha rahat ve daha iyi bir şekilde yerine getirmenizi sağlıyor HP NVX 360. Ekrandan sizlere bahsettim ama burada şöyle bir detay var. Şimdi ekranın görüntü kalitesini çok beğendim. Parlaklık seviyesi çok iyi. Ama ekrandaki bu yansıma önleyici kaplama işini çok da iyi yerine getirmiyor gibi dostlar. Çünkü bu bilgisayarın ekranını eğer bir güneşli ortamda kullanmak isterseniz bir miktar parlamayla karşılaşmanız mümkün ve parlaklık seviyesinin de keza aynı şekilde bir miktar düşük kalmış olma ihtimali yüksek. Yani burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sizlere aktarmam gereken konu şu. Bu bilgisayarı güneşli bir alanda kullanıyorsanız birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama çok büyük bir problem mi derseniz kısmi olarak derim. Sürekli dışarıda kullanacaksanız evet çok büyük bir problem ama arada bir dışarıda kullanacaksanız çok büyük bir problem değil dostlar. Ekrandan bahsettim sizlere. Bu bilgisayarın ses konusunda da önemli özellikleri var arkadaşlar. Baktığımız zaman hemen şöyle kapağı kaldırdığımızda cihazın zaten buraya bakar bakmaz dikkatinizi çekecek ilk şeylerden bir tanesi ön kısımda klavyenin üstünde bulunan hoparlörlerin hemen sağ alt köşesinde Bang & Olufsen logosunu görüyoruz ki hoparlörler ciddi anlamda iyi işler ortaya çıkartıyor. Özellikle böylesine ince bir dizüstü bilgisayarda bu ses kalitesinin olması gayet güzel olmuş ve tabi Windows tarafında biliyorsunuz birçok dizüstü bilgisayarda birçok farklı hoparlör denemeleri yapılıyor ama her biri bu kadar başarılı olamayabiliyor. Yani Apple'ın MacBook'ları kadar iyi hoparlörlere sahip dizüstü bilgisayarlar çok görmüyoruz Windows tarafında ama bu bilgisayar biraz işin hakkını veriyor. Sizlere bunu gönül rahatlığıyla aktarabilirim. Aslında burada beklenmedik bir detay, yani çok da olmayan bir detay. Bu bilgisayarda arkadaşlar Intel değil de AMD'nin Ryzen 7 serisi işlemcisi kullanılıyor. İşlemci 2700U serisi olan 7. Ryzen 7 modeli ve bu işlemci, ben birazcık daha bu işlemciyi farklı kullandım arkadaşlar testlerde. Özellikle bu bilgisayarı 2 kişi test ettik ve baktığımız zaman yani burada bir video montaj işi yaptığımızda bu bilgisayardan ne kadar faydalanabiliriz? Yani bu bilgisayar bizim elimiz ayağımız olabilir mi düşüncesiyle hareket ettiğimizde bu bilgisayar bizi tatmin etmeyi başardı arkadaşlar. Yani enteresan bir performansa sahip, sizi performans anlamında üzmeyecek bir dizüstü bilgisayar olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Cihazda 8 saate kadar bir pil ömrü bulunuyor. Bu nasıl bulunuyor bu arada? Size onu da aktarayım. Şimdi kağıt üstünde bu bilgisayarda 11 saatlik bir pil ömründen bahsediyor HP tarafı ama bu bilgisayarda
Realde baktığımızda 8 saate kadar bu bilgisayarı piliyle kullanabiliyorsunuz. Fakat burada yine ufak bir bilgilendirme yapmam lazım sizlere. Şimdi dışarı çıkarken ya da bir iş için bu bilgisayarı yanınıza alırken yapacağınız işlerin performans olarak kafanızdaki yeri belli ise, yani çok üst düzey performansa ihtiyacınız yoksa bu bilgisayarda, o gün için konuşuyorum, şarj adaptörünü evde bırakarak yolunuza devam edebilirsiniz. Akşam gittiğinizde geriye şarja takabilirsiniz. Ama çok yüksek performansa çıkacaksanız, yani bu bilgisayarın etinden, kemiğinden, sütünden faydalanacaksanız bu bilgisayarı yanınıza aldığınızda mutlaka şarj aletini de yanınıza almanız lazım. Bunu sizlere söyledikten sonra hemen ekran kartı tarafına değinmem lazım. Radeon RX Vega 10 ekran kartı var bu cihazda. Özellikle videolarda render alırken ve genel olarak videoyu montajlarken Premiere'de ben de birazcık şaşırdım. Bizim reji de duruma birazcık şaşırdı. Beklentinin daha üst seviyesinde bir sonuçta bizi karşıladı bu dizüstü bilgisayar. Yani bu dizüstü bilgisayar için şunu söyleyebiliriz ki bu bilgisayarda hem eğlenebilirsiniz hem de işinizi yapabilirsiniz. Ama eğlence demişken oyun tarafına değinmek lazım. Oyun tarafı hakkında çok inanılmaz performanslar beklemenize ya da çok üst düzey performans beklentisi içine girmemenizi sizlere öneririm. Çünkü o kadar iyi bir performansa sahip olmayacaktır oyun tarafında. Çünkü bu bilgisayarın asıl amacı hem iş hem de eğlenceyi, ama eğlence kısmı birazcık daha oyun üzerine değil de görüntü üzerine eğlenceden bahsediyorum. İşte videodur, müziktir gibi konularda sizi tatmin edebilecek bir dizüstü bilgisayar. Bu bilgisayarda performans tarafından bahsederken sizlere aktarmam gereken ufak bir detay daha var arkadaşlar. Bu bilgisayarda 8 GB RAM bulunuyor ama bu RAM'in sadece 6 GB'ı kullanılabilir. Peki neden 6 GB'ı kullanılabilir derseniz, ekran kartı RAM'i direktman gasp ediyor burada ve zaten bunu siz sistem üzerinde görebiliyorsunuz. Bunu da sizlere aktarmak istedim. SSD tarafı çok önemli çünkü bu bilgisayarın aslında en önemli bel kemiklerinden bir tanesi bu arkadaşlar. 256 GB'lık bir SSD bulunuyor bu bilgisayarın üstünde ve SSD performansını siz de şu anda gördüğünüz üzere gayet yerinde ve gayet iyi buldum. Açılış kapanış hızları güzel. Dediğim gibi video renderında da yine bu SSD'nin performansının ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Genel olarak SSD anlamında beni tatmin etti. Şimdi bu yenilikçi bir tasarımla gelen bir dizüstü bilgisayar ve oldukça da ince olduğundan sizlere bahsetmiştim. Bu bilgisayarın üzerinde bir adet Type-C, bir adet hemen baktığımız zaman USB 3.1 çıkışı ve veri aktarımı için yine kullanabileceğiniz DisplayPort çıkışı yine bu bilgisayarda yer alıyor ve 2 adet de USB yer alıyor. Hemen devam ettiğimizde 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi var bu bilgisayarda ve bu 3.5 mm'lik kulaklık girişi aynı zamanda mikrofonlu bir kulaklığı da kullanmaya müsait durumda. Yani telefonunuzun kulaklığını, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, eski nesil bir telefon kulaklığına sahipsiniz. Çünkü biliyorsunuz artık birçok marka telefonlarından kulaklık girişini kaldırdığı için yeni gelen kutudaki kulaklıklar ya Type-C girişli ya da Lightning girişli. Yani ikisinden biri oluyor. Dolayısıyla eski nesil bir kulaklığa sahipsiniz. Bu bilgisayarda mikrofonunu da kullanabilirsiniz. Bu önemli bir detay çünkü bir yerde işle alakalı bir şey yaparken oradaki mikrofonu kullanmak daha sağlıklı oluyor. Ve bu bilgisayar, şimdi malzeme kalitesi çok güzel. Genel işçilik kalitesi çok güzel. Sunduğu deneyim çok güzel. Genel olarak ben bu bilgisayarı beğendim ve yani bir iş için bir cihaz arıyor olsaydım bu bilgisayarı değerlendirme masasına yatırırdım. Yani alır mıyım, almaz mıyım diye bir bakardım. Fakat burada şöyle bir durum var. Şimdi bu bilgisayar, elimdeki cihaz Ryzen 7 işlemcili ve şu anda satışta olan modeller bundan biraz daha düşük gibi. Ama fiyat skalasına baktığımızda, eğer bu bilgisayarı satın almak isterseniz ödemeniz gereken para 7000 ila 8000 TL arasında değişiyor. Özellikle Windows ve taşınabilir bir Windows cihaz arıyorsanız bu bilgisayara bence bir bakmalısınız ki yüksek performans veren bir dizüstü bilgisayardan bahsediyorum sizlere. Siz nasıl buldunuz HP'nin bu dizüstü bilgisayarını yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın.